Arkadaşlar sorulara baktım. Bora evet ben birkaç kelimesine bakarak sorunun ne sorulduğunu genelde hızlıca anlamaya çalıştığım için kanal linkini paylaşayım mı demişsin. Tamam paylaşabilirsin Bora ben paylaşabilir misiniz gibi okudum zannedersem soruyu ilk okurken. Buradan paylaşabilirsiniz. İsteyen bu şekilde ulaşsın, isteyen aratıp ulaşsın. Basit ulaşması belirttiğim gibi ama ben düzenli şekilde size bu konu içerikleriyle ilgili bilgilendirme yapmayı planlıyorum derslerden önce. Evet sorulara tekrar bakayım. Kyle versiyonu 9.6 gibi bir şey hatırlıyorum. Kyle.com'a giriyorsunuz arkadaşlar. Bizim kullandığımız bu arada herhangi bir lisans gerektirmeyen yani öğrenci veya kısıtlı kullanımla rahatlıkla e, kullanabileceğiniz size e, yeterli bir kullanım imkanı sunacak bir versiyon bizim için yeterli. Dolayısıyla Kyle.com'dan downloads kısmına giderseniz orada bilenler veya daha farklı e, önceki dönemlerde kullanmış olan arkadaşlar olabilir. ARM'la ilgili bir yine araç söz konusu. Bunu kullanmıyoruz biz C51 yazıyor bizim 8051 için kullanacak olduğumuz. C51'e tıkladığınız zaman oradan direkt indirebildiğiniz hali bizim için yeterli. Herhangi bir lisans ya da başka bir şey söz konusu değil 2K'lık bir yani 2 kilobaytlık bir bellek bize sunuyor. Bu da bizim için fazlasıyla yeterli. Evet 960 gibi bir versiyon. Yani fark etmez önceki versiyonları da olabilir ama şu anda zaten genelde daha önceden bu programı kullanmadıysanız bizim indirmek için önerdiğimiz yön, yol zaten bu. O yüzden oradan da zaten mantıken yani bu konuştuğumuz versiyonunu indirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bu başlık bize ne verecek? Merkezi işlem birimi CPU mimarisi 1.5 başlığı. Bakalım. Arkadaşlar bu kısımları yine benim anlatırken hatırlattığım şöyle bir nokta var. Burada da yine şimdi ilk onu size sunayım. Sonra detaylarına bakalım. Bir kere bunun detayına geçmeden önce az önce bilgi elde ettik. Ne dedik? Mikro işlemci, mikro denetleyici değil mi? Artık bu ayrımı yavaş yavaş anlayabiliriz. Öncelikle bunun bir mikro işlemci mi bir mikro denetleyici mi olduğunu anlamamız gerekiyor. Tabi altında yazıyor. Burada CPU demiş zaten ama bu demese de bunu demese de bizim hem bunu bu mantıkla anlamamız daha ezberlemekten veya bunu bir şekilde motomot anlamaya çalışmaktan ziyade mantığını anlayabildiğimizi gösterir. Dolayısıyla bu açıdan önemli. Gerek de hata yapmak açısından daha hata yapmamak açısından aslında bu şekilde bir yol takip etmek önemli. O yüzden şekle, bu şemaya, yapıya bir genel hatlarıyla bakın. Şu mantıkla bakacaksınız. Burada mikro denetleyicide olan, mikro işlemcide olmayan bir şey bulmanız lazım. Çünkü zaten mikro denetleyicinin içinde mikro işlemci var. Mikro işlemcide olan bir şey bulmanız bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla mikro denetleyicide olup mikro işlemcide olmayan bir şey bulursanız o yani mantıken yani mikro denetleyici şematıdır. Mikro denetleyicinin mimari yapısı üzerine sunulmuş bir şemadır. Dolayısıyla burada bu tür bir şey söz konusu değil. Yani bu bir mikrodenetleyici mimari şeması değil bu yapı. Bunu öncelikle anlamak önemli. Burada adım adım bunların detaylarıyla ilgili bilgiler var. Önce bir genel sunayım size sonra adım adım gideceğiz. Burada alü gibi çok daha temel öncelikli noktalar var. Yine saat işareti gibi konular var ama bu kadar belki ilk anda e, mimaride neler var ya da mikro işlemci yapısının e, hangi temel parçaları var deyince belki ilk anda bunlar kadar öncelikle aklınıza gelmeyebilecek işte örneğin instruction register gibi instruction decoder gibi e, memory address register gibi daha yine ilave birimler var ama bunların her birinin sonuçta bu işin gerçekten spesifik mimari yapısıyla ilgilenilse veya bu yön üzerine bir burada ciddi bir sonuçta ders veya bir konu planlaması da yapabilirdik. Bu bir tercih olurdu bizim için. Zamanımızı biz daha çok uygulama yapmaya, sizi ileride karşılaşacağınız uygulamaları anlamaya yönelik dersi şekillendiriyor. Çünkü zaman sınırlı. Hepsini aynı anda yapmak mümkün değil. O yüzden bu konuların da yine kendi içinde önemli olduğunu ama bizim dersimiz açısından olayın daha çok temel mantığını anlamak açısından bilmenizin şimdilik yeterli olduğunu size söyleyebilirim. Bunlar içerisinde bunu özellikle buraya kadar anlatmamın sebebi şu. Ben hangilerinin önemli olduğunu size aralarda daha vurgulu bir şekilde söyleyeceğim. O yüzden bunlara dikkat etmenizi öneririm. Onları gözden kaçırmamaya çalışırsanız bu daha uygun olacaktır. Buraya isterseniz bir gelelim tekrar baştan sonra devam edelim. Temel olarak biz e, mikro denetleyici yapısında e, az önceki şu şemayı tekrar edeyim. Buradan oraya gelelim bir daha görelim ikisi arasındaki farkı. Bakın bellekler en temel örneğin ilave ihtiyaç duyacağımız çok temel şey aslında ilave bile değil ama e, bizi bunların olmaması zaten başlı başına en temel birimler e, ayırıyor. Yani mikro denetleyici de bunlar var mikro işlemcide bunlar bile yok ya da başka bir ifadeyle ya da yine PWM gibi timer gibi zamanlayıcılar her ne kadar daha temel birçok mikro işlem mikro denetleyicide olan birimler olsa da bazı mikro denetleyicilerde PWM ya da örneğin DAC birimi olmayabiliyor DAC en çok olmaz veya yok diyebileceğimiz birimlerden birisi ADC ve PWM daha öncelikli olarak bulunur dolayısıyla Bunlar her ne kadar mikrodenetleyicileri kendi içerisinde ayırsa da temel olarak bunlar mikrodenetleyicilerdi. var olan birimler. Bu şekilde bunları kategorize etmek mümkün. Dolayısıyla bu hatırlatmadan sonra burada mikro işlemcinin daha spesifik bir yapısı üzerinde bilgi sunmuş oluyoruz. Burada üç tane temel aslında yine birimden söz etmek mümkün. Yapıdan söz etmek mümkün. Bunlar veri yolu, adres yolu ve kontrol yolu şeklinde o mesela az önce de konusu geçti. 4 bitlik bir mikro işlemciden bahsettik. İlk, ilk mikro işlemciler burada bizim şu anda kullandığımız temel yapı 8051 günümüzde çok gelişmiş, çok daha hızlı çalışan bir yapı da olsa 8 bitlik bu veri yoluna tekabül eder, veri yoluna karşılık gelen bir bilgi. Dolayısıyla burada da bunlar üzerinde de biraz daha detaylı aslında bilgi vermek belki mümkün ama yine zaman e, burada bir e, karşılaştırması bu içeriklerin önemi ve zaman planlaması açısından bir sıralama yaptığımızda bunları da biraz daha özet biz anlatıyoruz. O yüzden e, bunların mantıken yapı içerisinde son derece önemli olduklarını bu örneğin bizim kullandığımız akümülatör gibi, A gibi, ACC gibi kısaltmalara sahip. Saklayıcıların ALUN'un yani aritmetik logic unitin doğrudan bir e, bununla entegre çalışan bir parçası olduğunu yine e, burada diğer farklı karşımıza çıkacak saklayıcılar söz konusu B gibi, stack pointer gibi e, program counter gibi. Bunları ben hemen size vurgulayayım. Bunları çokça göreceğiz. Ama onun dışındaki konular, burada içerik Biraz daha e, temel manada bilin, buradaki yapı içerisinde bunların her birinin kendine yer bulduğunu bilin. Ama bizim uygulamada karşımıza her biri eşit önemde çıkmayacak. Onu tekrar ediyorum size. Yine bazı şeyler burada uç ilişkileri kısmında da biz e, bir sıralama, bir öncelik sıralaması yapacağız. Orada da bunu hatırlatacağım ben size. Örneğin biz harici bellek konusu üzerinde de bir içerik sunmuyoruz. Mesela burada bazı noktalar harici bellekle ilintili şekilde e, düşünülebilecek noktalar. Dolayısıyla bunları anlayabilmek için e, daha geniş bellek konusuna bakmak lazım. Daha geniş zaman ayırmak lazım. O yüzden e, bütün bunları bir tercih, bir planlama olarak düşünün. E, ama tekrar ediyorum bakın. Özellikle burada bunları hatta işaret koyayım. Şöyle kalıcı stack pointer gibi, program counter gibi, akümülatör gibi örneğin B, A, B Saklayıcıları bizim için özellikle e, aritmetik işlemler yaparken son derece önemli. Daha doğrusu ikisi birden aritmetik işlemlerde çarpma bölme işlemlerinde özellikle çok önemli. Ama A hemen hemen birçok e, komutta en temel bizim için saklayıcı olacak. Yine alt program konusunda da göreceğiz. Farklı noktalarda da karşımıza çıkacak. Stack pointer ile program counterı da örneğin çokça ileride hatırlayacağız bu saklayıcıların neler olduklarıyla ilgili. ...bilgiye ihtiyacımız söz konusu olacak. Dolayısıyla bu bölümü isterseniz ben önemli kısımlarını vurgulayarak... ...yavaş yavaş tamamlayayım. ALU tamamen bizim için buradaki adı üzerinde... ...aritmetik ve lojik işlemleri yapma üzere tasarlanmış bir yapı ama... ...biz buraya doğrudan ulaşmıyoruz. Bizim doğrudan buradan veri aldığımız, yazdığımız bir saklayıcı değil. ...bizim bu özellikle A üzerinden bu veriyi aldığımız bir temel yapı. Yine clock işareti bu dersten önce genelde en az bir tane sayısal e, devre tasarımı isminde... ...ya da lojik devre tasarımı isminde genelde buna benzeyen ya da bazen birden fazla ders görmüş olmalısınız. Oysa bu tür derslerden bildiğiniz sayısal mimariyi, sayısal yapıyı en azından çeşitli birimler bazında gördüğünüz dersler var. Bu derslerde dijital bir yapının, sayısal bir elemanın clock sinyalleriyle çalıştığını en temel manada biliyorsunuz değil mi? Dolayısıyla mikro işlemci de aslında bunlardan, bu basit yapıdan aslında çok farklı değil gibi düşünebilirsiniz başlangıçta. Bizim temel olarak bir clock işaretine ihtiyacımız var. Şimdilik böyle söyleyelim. Bunu özellikle e, portlar yapısına geldiğimizde Tüm devre uç ilişkileri konusu içerisinde daha detaylı şekilde ele alacağız. Bir burada çok hassas çalışan bir kristal söz konusu, belli bir spesifik ve çok hassas presay şekilde çalışan bir yapı elimizde. Bu bizim için çok kritik zamanlama işaretlerinin de aslında üretilmesinin, üretilmesinin bunun sağlanabilmesinin de aslında bir anahtarı. Dolayısıyla böyle bir elimizde yapı söz konusu. Evet. Arkadaşlar şu bölüm yine çok önemli. 1.7'ye geçtim. Programlama dilleri, e, bunların gerekliliği yine bizim buradaki tercihimizle ilgili bir yine bilgi de verelim size. Başka derslerde de belki bunlar belli oranda size sunulmuş olabilir. Mantıken e, biz elektrik elektronik mühendisi olduğumuz için aslında donanıma yakınız. Yani neye göre yakınız? Örneğin bir bilgisayar altyapısı üzerine çalışan bir dala göre yani bir bilgisayar mühendisliği dalına göre biz donanıma daha yakınız. Mantıken bizim çalışacağımız enstrümanlar da ya da bizim bunları kodlayacağımız yapılar, algoritmalar da buna uygun olmalı. Dolayısıyla başlı başına zaten biz tercih olarak bunu özellikle seçiyoruz. Çünkü biz hem donanıma hem bu donanımı yönetecek olan yazılımı bilmek zorundayız. Aynı anda bilmek zorundayız. Dolayısıyla bu durumda bunların birbirlerine yakın olması son derece normal. Tabii alternatif farklı seçenekler de mümkün. Yani her zaman böyle olmak tabii ki zorunda değil. Farklı bir tercihte de bulunabilirsiniz. Ama sonuçta donanımı bilen birisi donanımı bilmenin avantajını kullanabilir. Yani bu mantıken bu anlama gelecektir. Dolayısıyla C dili de donanıma yakın bir dil. Yani donanım biliyorsunuz aslında makine dili dediğimiz donanımın doğrudan anladığı bir dille programlanır. Bu makine diline ulaşana kadar siz sizin anlayacağınız bir dil kullanırsınız. Bu dil buradaki gibi esemli dili gibi örneğin buna yakın bir dil de olabilir. Bakın burada sadece bir basamak var makine diline. Yani esemli dili doğrudan makine dili aslında denebilir. Çünkü oradaki her bir komut aslında 1 bazen 2 bazen 3 örneğin byte halinde doğrudan makine diline dönüştürülebiliyor. Hatta biz aslında tabii ki böyle bir şey derste zorunlu değilsiniz ama istiyorsanız bunu ilgi duyuyorsanız esemli kodların aslında makine kodu karşılıklarını rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ben Kyle uygulaması içerisinde zaman olursa gösteririm. Doğrudan aslında her bir komutun bir makine dili karşılığı var. Yani bu değişmiyor. Ya tabii ki adresler değişince o adres kısmı değişiyor ama işin mantığı değişmiyor. Dolayısıyla böyle bir komut için örneğin onlarca yüzlerce diyelim ki bir byte'lık bir karşılık yok. En fazla 3 byte, 2 byte gibi karşılıklar söz konusu. Dolayısıyla bu yüksek dillerde olmayan bir şey. Yüksek dillerde çünkü çok basit bir sizin için tırnak içinde çok basit bir şey yazarsınız ama arka planda bir sürü şey oluşur. Bir sürü şey üretilir. Dolayısıyla bu SM dilinde olmayan bir şey. Bu açıdan avantaj. Tabi dezavantaj ne? Dezavantaj bir kere daha uzun sürede yapılabilecek şekilde olayları düşünmek mümkün. Çünkü bazı matematiksel işlemler örneğin bizim için artık çok basit gibi gözüken en basit bir hesap makinesinin bile direkt bize sonucunu verdiği matematiksel işlemler ya da örneğin kullanıyorsanız diyelim ki MATLAB gibi paket matematik programlarında sadece işte birkaç harften oluşturduğunuz bir komutu bazen assembly dilinde e, satırlarca yazmanız gerekir. Hatta bazen onu doğrudan yazmak da çok güç olur veya bazen imkansız olabilir. İşte dersin içerisinde anlatacağımız lookup table gibi yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Hani bunları belki esenli dilinin dezavantajı olarak düşünmek mümkün. Zaten günümüzde de aslında eğer hız sizin için önemliyse yani kodun yazılma hızı önemliyse tercihiniz genelde yüksek seviyeli dillerden yani kolay yazılma daha hızlı yazılma ise eğer tercihiniz genelde yüksek seviyeli dillerden yararlanırsınız. Ama burada tabi ayrım şu aslında arkadaşlar. Bu kodu siz neye yazıyorsunuz? Yani gidip de burada zaten biz şu anda bir tüketici elektroniği alanındaki işte megabaytlarca hatta gigabaytlarca belleğe sahip bir yapıdan işte video işleyen amacı Oradaki görüntüyü göstermek işte sesle veya görüntüyle ilgili veya işte bunun üzerinde e, grafiksel oyun veya farklı şeylerin koşturulacağı bir yapıdan değil aslında bir endüstriyel temel manada lojik ve aritmetik işlemleri yapan bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ayrımı önce burada yapmak lazım. Yani bizim bu dersin temel amacı olarak biz temel lojik ve aritmetik işlemleri yapan, yapabilen, yapması gereken bir yapıyı kastediyoruz. Dolayısıyla bu yapının da son derece SM diline kullanılarak algoritmasının oluşturulması ve kodunun yazılması son derece e, mantıklı ve mümkün. Aslında bu bir avantaj olarak da düşünülebilir arkadaşlar. Az önce söylediğim şey dezavantaj gibi gözüken şey. Çünkü SM dilinde yani tamam belki işi zor yapıyorsunuz ama aslında her şeyi adım adım anlayarak ve bilerek yapıyorsunuz. Yani neyi ne için yazdığınızı Direkt spesifik olarak hangi pini, hangi örneğin noktada kontrol ediyorsunuz. Direkt en başında söyledim. Yani makine ile bu makineyi kontrol eden kod arasında doğrudan bir bağlantı var. Sizin de çok rahat takip edebileceğiniz, anlayabileceğiniz bir bağlantı var. Bu yerine göre avantaj olarak bile düşünülebilir. Belirttiğim gibi tekrar ediyorum. Bu tamamen ne tür bir uygulama yaptığınızla alakalı. Günümüzde artık endüstriyel uygulamalarda da grafik çözümleri gerekiyor. İşte bir örneğin görsel yön oluyor. Bunların işte bir şekilde e, renkli örneğin dokunmatik ekranlarla kontrol edildiğini veya işte e, ses örneğin kaydedilmesi gereken veya işte yüksek boyutlu verilerin kaydedilmesi gereken uygulamalar olduğunu da düşünürseniz tabii farklı e, çözümler söz konusu olur ve bunlar daha mantıklı olabilir. O yüzden her zaman da endüstriyel çözümlerde esemli hala çok rahat yeterli olur veya gerekir veya bu yeterlidir demiyoruz arkadaşlar. Burada sınırlamamızı yaptıktan sonra SM'lerin veya işte yüksek seviyeli dillerin bizi nasıl bir sonuca götürdüğünü, nasıl bir çözüm sağladığını karşılaştırmış oluyoruz. Tabii şu da var. Siz şu anda diyelim ki SM'li geçerliğini bir şekilde yitirdi olarak varsayın veya şu anda uygulamada diğer yüksek seviyeli dillerle ve daha gelişmiş mikro denetleyicilerle çözümler üretmeniz gerektiğini düşünün. Tamam, böyle kabul edelim. Ama böyle bile olsa önce başlangıç ve ilerleme yolu olarak arkadaşlar bu dersteki bilgileri temel olarak SM'nin nasıl çalıştığını, donanımın nasıl çalıştığını bilmeniz, bu mantığı anlamanız, bu formasyonu kazanmanız sonra diğerlerini rahatlıkla zaten yaparsınız. Aksi takdirde teknik lise düzeyinde ya da tekniker düzeyinde bir eğitim biz vermemiz gerekir. Örneğin dersi böyle planlasak bu bir mühendislik eğitimine uygun bir içerik planlama olmaz arkadaşlar. O yüzden bunları siz mutlaka bilin. Bunlar sizin olaya çok daha farklı ve çok daha profesyonel bakmanıza yardımcı olacak şeyler. Ama bunun ötesine götürebilirsiniz. Burada açılan dersler de var örneğin. Bu dersleri de alabilirsiniz. Kendi bizden alan bitirme tasarım alan arkadaşlara farklı çözümler, farklı uygulamalar öneriyoruz. Bunları da yapabilirsiniz. Kendiniz çeşitli uygulamalar yapabilirsiniz. Bütün bunlar mümkün. Yani bir sınır koymuyoruz veya bir sınır söz konusu değil. Bu bir adım, başlangıç. Bundan sonrasını istediğiniz gibi götürmek sizin elinizde. Evet, şimdi arkadaşlar bu bölümü de ben şöyle toparlayayım. Sonra bir araya yine gidelim isterseniz. Burada sayfa 22'nin sonunda mikro program koşturulması diye bir bölüm var. Bunu da anlatmıyoruz. Önceki dönemlerde de aynı şeyi yaptık. Sizin için de durum aynı olsun. E, bu bölümü şu 8, şekil 8 çok aslında bunların önemli olduğunu yine önceki kısımlarda da tekrar ettim önceki anlatımlarımda. Yine söyleyeyim. Ama zaman dediğim gibi planlaması e, bu dengeleme işinden dolayı bunları ben yine konu sıramızdan çıkarttığımızı size söyleyeyim. Sayfa 27'ye kadar bu şekilde olduğunu ifade edeyim. Yine şu bölümü de isterseniz verip bir araya gidelim. Evet tekrar ediyorum arkadaşlar. Sayfa 22'nin sonunda mikro program koşturulması var. Buradan başlıyor. Sayfa 27'nin 18 başlığına kadar sorumlu değilsiniz. Az önce neden 8051 içerisinde bir, daha doğrusu önce SMD dedik, 8051'den bahsetmedik orada. SMD'nin öneminden ve diğer e, dillerle, düzeylerle karşılaştırmasından bahsettik. 8051 için de aslında dersin başında kısaca bilgi vermiştim. Yine bunu da tekrar edeyim. Artık bir markaya ait bir ürün gibi düşünmüyoruz 8051'i. Daha genel, daha birçok markanın e, tercih ettiği ve bu alana artık e, endüstrinin genel ihtiyaçlarına cevap verebilen genele e, hitap edebilen bir özellik taşıdığı için bir markaya mal olmuş bir ürün olmadığı için aslında bilekiz, biz bunu rahatlıkla tercih edebiliriz. Yani genel bir hem bir markanın spesifik bir ürünü değil hem de daha genel bir en azından geçerlik ve uygulama imkanı sunduğu için tabi zaten geriye dönük özellikle ne kadar geriye gidersek tabi hala kullanılması kaydıyla o oranda geriye dönük uyumluluk buluruz. Çünkü endüstride şöyle bir nokta söz konusudur. Bunu da hep hatırlatıyoruz derslerimizde. Bir yıldan bir yıla yani bugün başka bir dahaki sene başka bir e, yapı kuramazsınız. Çünkü sadece değiştireceğiniz şey birkaç dolarlık birkaç on dolarlık ve hadi bununla bağlantılı çalışan birkaç yüz dolar diyelim. Basit bunu kontrol edecek donanım olmaz. Belki binlerce on binlerce milyonlarca dolarlık yerine göre makinalar, donanımlar da bunlarla birlikte çalışmaya göre tasarlanmıştır. Dolayısıyla geriye dönük uyumluluk ve uzun vadede bütün bu sistemlerin sorunsuz çalışabilmesi en temel gereksinimdir. O yüzden gerek bu anlamda geriye dönük uyumluluğun sağlanması, istendiğinde dökümantasyonun bulunabilmesi, yine bir diğer önemli yönü. 80-51 günümüzde, 80-52 şeklinde aslında devam ediyor şeklinde düşünmeniz mümkün. Özellikle Adobe 841 içerisinde bu şekilde varsayabiliriz. Bunun temel farkı içerisinde daha geniş bellekler var. Program hafıza ve RAM açısından bunların detaylarını vereceğim ilgili noktada. Yine ilave bir tane de zamanlayıcı var. Zamanlayıcı 0 ve 1 birbiriyle tamamen aynı özellikteki iki zamanlayıcı. 8051'de mevcut, 8052'de de mevcut. Buna ek olarak bir, e, şu sarıyla gösterilenler zaten ilave birimler, ilave özellikler. 8052'de böyle bir zamanlayıcı, sayıcı 2 mevcut. Arkadaşlar isterseniz ADUK 841'i e zamanı geldikçe ben bu özelliklerini vereyim. ADUK de başta bizim dersimizde göstereceğimiz ADC DAC gibi, PWM gibi çevre birimler olmak üzere çeşitli ilave yönleri yine barındıran standart 8051'den farklı olarak bir mikro denetleyici fiziksel bir ürün. Çünkü ben 8052 kullandım derseniz örneğin projenizde çalışmanızda aslında bir genel ürün özelliğinden bahsetmiş olursunuz. Yani spesifik bir modelden bahsetmiş olmazsınız. Bunu ya da gidip elektronikçi örneğin ben 8052 alacağım dediğinizde bir ürün ismi vermiş olmazsınız. Yani onlarca, yüzlerce hatta ürün ismine veya ürüne karşılık gelebilecek genel bir bilgi vermiş olursunuz. Buna uyan, sizin projenize cevap verebilen onlarca, yüzlerce alternatif var. Dolayısıyla siz bunlardan birini seçmek durumundasınız. Yani bir ürün almak zorundasınız fiziksel bir ürün oluşturmak için. İşte 8051'i veya 8052'yi temel anlamda kullanan bir yapı, ADUX841, ADUX841'i de bu şekilde ifade etmiş olalım. İsterseniz daha içerik var burada. Ben burada kalayım. Aradan sonra bu 1.10 başlığında veya biraz daha öncesinde hatta şu 1.9 başlığında kalalım. Buradan devam edelim bir yaklaşık 5 dakika sonra.